bu konuyu en iyi analiz edebileceklerden biri herhalde Funda. Yanılıyor muyum Hakan? Çünkü ikisini de çok yakın tanıyor. 10'a 7 kaybedilen bir barak oyunu var. Anıl'ın söylemleriyle Yağmur'un söylemleri artık ortak da olsa birbirlerine karşı hoş olmayan şeyler de söylüyorlar. Ne diyorsun? Kim haklı bu konuda? Şimdi öncelikle Yağmur benim en yakınımdaki olan isimdi. Hatta şu an bile mesela bazen sağa sola baktığım zaman Yağmur'u görecekmişim gibi hissediyorum. O kadar alıştım. Ama ben herkesin baktığı gibi böyle bakmıyorum. Biraz daha böyle bakmaya çalışıyorum. Ben daha önce Anıl'ı eleştirmiş biri olarak Yağmur'un burada haksız olduğunu söylüyorum. Çünkü Yağmur genelde böyle bağırarak konuşma tarzına sahip ve daha önce de Birsen ve Nagihan bundan şikayetçiydi bu durumdan. Hatta Yağmur'u yazma sebepleri olarak bunu da gösteriyorlardı daha önceden. Ben de böyle arada mesela yüksek sesle konuştuğumda Yağmur biraz ne olur sesini düşür falan bağırarak konuşma diyordum. Burada zaten tamam kaybedilmiş bir oyun var ama orada herkes susuyor. Sadece Yağmur yüksek sesle konuşuyor. Anıl zaten kaybetmiş oyunu. Onun stresi var. Zaten Anıl da biliyoruz hani oyun kaybettiği zaman gerçekten bunu çok yaşıyor belli ederek bağırıyor çağırıyor ya da matara fırlatıyor öncekiler gibi. Ama burada Yağmur'u haksız buluyorum. Bir de Yağmur bu oyunda 2'de 0 yaptı. Evet. Yani hani ayrıca o da var. 3'de 3 yapar, 2'de 2 yapar. Aynen. Hani Damla belki konuşmuş olsa burada ya da ne bileyim 2'de 2 yapan başka biri konuşmuş olsa belki Anıl bu kadar tepki vermeyecek ona. Bir de şöyle röportajda şey diyor, 30 yaşına gelmiş saygıyı öğrenmemiş biri benden saygı beklemesin kesinlikle. Ben diyor saygısızlık dedim buna. Bayana saygısızlık denmez denildi ama zaten burada Yağmur benden saygı beklemesin diyor. Bu arada o kadar çok yorum yapmışsınız ki dün, çok teşekkür ediyoruz. Bugün de yorumlarınıza lütfen devam edin. Anıl'ın yaşına 30 dedim ya. Biliyorum 26'ymış. 26 çok özür diliyoruz. Ya ben niye üzülüyorum? O kadar yorum geldi. Bak ben hakikaten bazen insanlara çok üzülüyorum ya. Şaka yapmıyorum bak. Hani bayağı böyle birisi kalbimi tutup sıkıyor gibi. Ay Allah korusun. Yok. Şimdi ben böyle bir adamım. Ben 2 yıldır böyle program yapıyorum. O yüzden de insanlar bizi seviyor, takdir ediyor, izliyor. Allah razı olsun. Ya ben düşüncelerini böyle dile getiren bir. Şuna çok üzülüyorum. Şimdi bak o kadar net ki. Ha, bunu tartışmaya gerek yok. Bu arada biz bunu oyladık dün. %83'e 20'ye 13 mi ne çıktı da. Şu. Ya sen yakınısın. Yani burada bir insana biz kötü ya da iyi demiyoruz. Hani. O kadar net ki haklı zaten. Anıl. Ha, bu ha, ya Anıl demiyorum ki hani şunu söyleyeyim yani. Ama babanın oğlu olsa yani. Yağmur senin babanın oğlu olsa haksız da yani artık bunun neyini koru bunun bak diyorum ki bırak fanı manı çanı manı yani. Ya ben Yağmur Anıl olarak İşte değil ya aynı soldaki, şey bravo soldaki. Aynı şey solda gezer ya olay net be kardeşim artık bunun da hani neyini konuşacağız abi yani onu söylüyorum yani çok üzülüyorum biliyor musunuz ya. Şurada bir gerçek. Ama şunlar var eyvallah hayatta da var böyle bir şey hani eşinle de tartıştığın zaman evet. Birçok şey var bazı şeylerin sana bana yöresi var. Ona da saygı duyuyorum. Mesela ben derim ki bence burada bu açıdan bu haklı derim. Sen de dersin ki bana senin düşüncene saygı duyuyorum ama işte bence öyle değil. Bu burada. O eyvallah. Ona ben şey de yapmam. Kendi düşüncemi dikte de etmem. Hayırdır. Ama şimdi burada dün İhsan anlatıyor çocuk. Diyor ki bir kere adamı en iyi diye çıkartmışlar. Bir. İki, en üzülmesi gereken birisi varsa zaten o. Zaten üzülüyor. İki, orada. Senin dediğin gibi hani sen demin performansınla alakalı bir açıklık getirirken dedin ki ben bireysel anlamda bir problemi zaten yaşamadım ama son dönemlerde takımca böyle bir yarıştığımız için falan diye. Evet. Burada zaten takımca getiriyorlar suyu. Artı orada konuşacak en son insanı o. Artı bir de ne dediğinin farkında değil. Mesela hakaret ediyor diyor farkında değil ama. Hakaret ediyor. İşte onu zaten bak karakteri öğrenememiş. 30'una gelmiş öğrenememiş. Bu arada zaten ben ona saygı duymuyorum. Ya aslında kız farkında değil. Evet farkında hakaret değil aslında. Niye biliyor hani musun onu da? Yaşı küçük. Aynen. Hatta dün ben onu söyledim. Benim dedim kızım 23 yaşında. Oğlan 30'a geliyor ona da mal söyle diyorum kızsın diye. Bana devamlı diyor ki baba bana öyle diyormuşsun bak herkes söylüyor diyor. Nereye getireceğim? Şimdi gerçekten çok küçük yani. Evet. İsteyerek yapmıyor şeyi bir kız. Bence de tabii ki isteyerek. Bak ne, tabii sen de ne güzel izah ettin. Dedin ki genelde kızın tavrı bu kontrolsüz. Yani genel olarak o şekilde. Burada takımdan mesela niye kimse sence müdahale etmiyor Hakan? Ya, yani Yağmur'un bir ortam haksız var. Olduğu belliyken niye hiçbiri bir şey söylemiyor? Hani bir dur Yağmur demiyor mesela. Mesela şeyde de
All Star'da da tam tersi. Evet. Böyle yapıyor onlar. Aman abi dur ne yapalım. Hatta yalandan Merve böyle yapıyor. La 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 diyor. Mevzu karışıyor yani. Hayır, uzayamıyor yani. Aman kimse kötü, kimseyle kötü olmayayım ama işte belki bu yüzden kaybediyorsunuz. Takım ruhu burada bile yok. Allah yanılıyor muyum ya? %100 haklısın. Burada bile yok takım. Kestirin. İki kişi birbirine neredeyse yani girecek artık. Anladın mı? Bir kadın bir erkek. Evet, bunu başka bir yere gidiyor. Sağdaki olarak değerlendirin. Ya burada niye biri çıktı? Bir burada, ne oldu kardeşim demiyor. Burada aslında birinin susması lazım. Yok, susmayı kimseden beklemiyoruz. İki tarafta en azından birinin susması tabii lazım. Daha önce Nagihan'la Yağmur'a arasında yine böyle bir tartışma oldu. İkisi de hiç susmadı. Hani biz Nagihan'la kimle? Nagihan'la Yağmur. Hangi mevzu? Aa, onlar ama Yağmur. Onlar iki tane. Ateşle değil. Barut. Evet. Bak ben kimle tartışırım biliyor musun? Tartışabileceğim insanla tartışırım. Tartışmayacağım yani mesela bana karşı agresif standardı seviyesi kullandığı kelimeler riskli olan insanlara kendimden korktuğum için ne diyorsa evet derim. Ne diyorsa ama mesela desin ki bugün günlerden cuma burası da Siirt dese evet abi bugün cuma burası da Siirt derim. Siirt nereden geldi? Ne bileyim ben aklıma gir. Hayır girmem abi ben Allah korusun. Ben Nagihan'la tartışmak istemem. Sıkıntı. İşte bu birazcık hani bazı şeyleri gözlemlemekle doğru orantılı. Yani Yağmur'da bazı konularda bu yok maalesef. Çocuk ya. Ama. Hani onları yani dediğim isteyerek yani. Onun yaşına yani. İsteyerek yapmıyor gerçekten. Yaşına veriyorum ama böyle biraz daha düşünerek hareket etmesi lazım. Ama şey mesela iyi bir yarışmacı. Yani evet, iyi bir yarışmacı. Hani şunu da demiyoruz yaşı küçük diye sussun değil zaten. Tabii tabii tabii. O bambaşka bir şey. Zaten aynen. Susmasına yönelik bir hareketi de yok. Yok. Öyle bir tavrı tarzı yok. Ama ben şey diyorum yani bu potanın pek değişmeyeceği varsayımından hareketle en azından kısa zamanda. Yağmur yalnız yağmur, diyorsun. Yağmur şey yapacak yani ideal mesela kimdi? Cumali çok potadaydı. Söylüyordu ya, hep ben potadayım falan. Onu çok normal karşılıyordum ben. Bu saatten sonra da Yağmur hep potada olacak gibi geliyor. Ama şöyle yalnız kalmaz hani nasıl diyeyim fiziksel olarak mı arkadaş? Yalnız kalmaz çünkü Yağmur da herkesle iyi anlaşabilen bir arkadaş. Ama tabii ki potada... Herkes iyi anlaşıyor mu sence? Yani... Hani ben bir Nagihan'la diyaloğunu görmedim doğru düzgün. İdaresi var en ya o zaman. En son erzak konusu zaten ortada. Yani şöyle bir şey var. Ben Nagihan'la hiç konuşmayayım aramda şu geçti diye hiç selam vermeyeyim değil. Öyle bir şey yok. Şu an mesela kavga etsinler yarım saat sonra Nagi hadi Nagi ya da ne bileyim Nagi gel. Ha, çabuk unutuyor diyorsun. Kokonat yiyecek misin falan filan. Ya işte bak ben unutamam. Ben tutarım. İşte bak mesela burada konuşuyorlar. Doğru. Peki sen...